en büyük doğruluk yanlışı terk etmektir. Doğrudan öncedir yanlışı terk etmek. Cemiyet hayatı hakkında bir şey diyeceğim de. Cemiyet acayip bir çıkmazda yani böyle son ahir zamanın ahir zamanını yaşıyor. Sonun sonu. Bu ahir zamanın sonu sonu olduğu için biraz şey tehlike arz ediyor. Sebabı da çok büyük ama şu sevgisiz, merhametsiz, şefkatsiz bir asır. Eleştiri, tenkit, kırıcı, dökücü, öfke, asabi. Bunlar öne çıkmış bir asır. Böyle bir asırda tek başınıza yaşayamazsınız. Yaşanamaz yani. Yalnızlık Allah'a mahsus ve Allah'ın özel inayetine mazhar olanlarda olur. Peygamber gibi. Emsali yok. Dertleşeceği kimse yok. Tek başına çıkmış. Bu tarafı istisnadır. Bir iman harikadır. Bir de bu tarafı en harikadır. Yani tek mümkün değil. Tek dikkat ederseniz bir peygamber var aleyhissalatü vesselam, bir de ustad. Tek yaşanmaz. Aile hayatınızda ve cemaat noktasında dostlarınızın kıymetini bilin. Basit sebeplerle eleştiri yapmayın, tahrip etmeyin, kırmayın, dökmeyin. Yani sana göre değerleri öne çıkarma. Tahrip yani tenkit, küsmek vesaire insanı yalnızlaştırır. Yalnızlığa iter sizi. Ve o kuyudan çıkmak çok zordur. Cemaatsız yapamazsınız. Olmaz. Sakın cemaatsız kalmayın. Çünkü yalnızlık asrı, yani çok kalabalık iken yalnız, sokakta iken esir. Böyle bir garip asır. Basit sebeplerle şey yapmayın. Şimdi kavariyi de söyledik. Bunu da böyle koyalım. Şimdi suret. Geçen hafta ne vardı? Endişe 3. Tamam, endişe 3. Endişeden bir tane de var. Şimdi surete başladık. Suret 1,5 senelik çalışmamızın semerelerindendir. 40-50 tane olacağını zannediyorum. Ders olacak. Ama peş peşe yapmayacağız. İnsanı bıktırır. Baklava dahi olsa insan bıkar yani. Efendim. Dolayısıyla ben yer yer yapacağım suret. Şimdi suret şu şeyi bulayım. Heh. Beraber işleyeceğim sima ile sureti unutturmamak için. Evvel, el evvel ismi. Onun için getirdim size. Gerçi bunda 5 tane vardı. Düştü. Ağacı menşe olan bir çekirdek. Şurada. Evet. 4 tane isim var ya. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Tamam, 4 tane isim var. Bu şeyi kafaya takmayın. Hacamattır. Hani böyle bazı simalardan öyle gördüm. Hacamat yaptırmışım. Şimdi evvelen, evvel ismi, el evvel, ağacın çekirdeği. Bakayım bu çekirdek. Ekranda görüyorsunuz yazı. Ağacı menşe olan bir çekirdek, el evvel ismine mazhariyetle o ağacın gayet mükemmel bir programını
Tamam. Mükemmel bir programını, bak elim burada. Ve icadın noksansız cihazatını ve teşekkülün bütün şeraitini cami bir kutucuktur ki, şu kap değil, çekirdek, hafıziyetin azametini ispat eder. Hafız, ya hafız isim var ya, Osmanlı evinin kapısını hep bu yazar, ya hafız. Avrupalılar şey demiş, sigorta şirketi zannediyormuş. Kapı ne? Bu bina hafız şirketine aittir diye. Öyle yazmışlar kitaplarında. Şimdi kulasalandırıyoruz. Aşağıda bakın mouse'un mükemmel bir programını çekirdeğin. Tamam. Çekirdekte ağacın programı var. Noksansız cihazatı var. Teşekkülün bütün şeraiyatına can bir kutucuktur ki evvel el evvel ismine bakıyor. Şu. Vel evveluhu vel ahiru vel zahiru vel bat. Merhaba bir gün şeyin alim. Evvel ismine bakıyor. Evvel. Onun için getirdim bak bunu. Hani duyduğunuzu gözünüz de görsün. Saksinin içindeki şu çekirdek. El evvel. Orada ne var? Program var. Cihazatlar var. Bütün şartları caiz. Kayıtlı. Bu el evvel ismine bakıyor. Ha, bunu anlatayım. Şu ağaç şeceri hilkat. Şecere neydi? Ağaç. Şecere. Şeceri hilkat Allah'ın dışında yaratılan bütün alemler. Arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem. Ya bu ders bilgi değil ha, seni anlatıyor. Seni anlatacağız şimdi. Yani Allah'ın dışında yaratılan her şey, bütün alemlere şeceri hilkat denir. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah yarattı. Bütün alemler. Alem-i mana, alem-i erdan. Yani 18 bin alem. Şu ağaç düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Şu çekirdeğe, çekirdek bu şecerenin başı. Tamam. Çekirdek. Ağacın şecerenin başı. Çekirdek. El evvel ismine bakıyor. Bu da şimdi komplesi bu böyle. Komplesi suret. Suret. Ama komplesi ya. Nerede bulunuyorsunuz Anadolu'da derler? İstanbul. Gel İstanbul'a. Nerede oturuyorsun? Kasım Osman Paşa. Nerede oturuyorsun? Falan mahallede. Nerede? Falan bina. Kaçıncı kat? Hangi odadasın? Geneli suret. Şimdi bu çekirde bu suretin içerisinde simanın batın tarafı. Sima. O da nedir sima? Letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhameti ilahiyenin üçünün bütünlüğüne sikke-i ulyâ-i rahimiyet deniliyor. Yani şöyle diyeyim. Kilom, enim, boyum, yaşım simada gözüküyor ya. Şu 40 yaşında, 50 yaşında kadındır, erkektir. Namaz kılıyor. Şöyle baktığınız zaman her şey suret. Şurası sima. Detayını yok. Bu sima burada gözüküyor ya, namaz kılıyor mu kılmıyor. Müslüman mı gavur mu? Alman mı Türk mü? Efendim sabah kıldı mı kılmadı mı? Hatta dini cemaatler bile gözükür. Her şey gözükür. Bu sima, bütün suret. Bu simanın altı var. Yani alttan besleniyor. Mesela moralı bozuk adam. Adam korktu. Veya namaz kıldı. Şöyle hani misal vermiştim, hatırlar mısınız? Gece sabaha kadar fabrikada nöbetçilik yapıyor. Siması nurlanmıyor. Ama kalkıyor 4 dakika abdestte 2 rekat teheccüd kılıyor, sima nurlanıyor. E tam da o da sabaha kadar ayakta. Eğer ayakta olma, ayak atmak değil. Adam sabahtan akşama kadar veya sabaha kadar ayakta. Hatta havuzda çalışıyor, balıkçılar var. Hep su. Abdest almak da nurlansa adam nurlanır.
Hatta karanlıkta bulunduğu halde nöbet o şey adam kalkıyor namazda karanlıkta kılıyor. Ötekisi ışıkta duruyor. Ama o namaz kılınca nurlanıyor. O fabrikada çalışan nurlanmıyor. Niye? Bu nurlanma harici sebeplendiği batının dışa vuruşu. Batının, batın derken o hani var ya aynı kadınla oluyorsun, zina aynı kadınla oluyorsun, helal. Nedir o? Bir bağ var, nikah. Batınla oluyor. Yani Allah o navigasyonla oraya bağlıyor. Cep telefonu. Ama sen bilmiyorsun, navigasyona bağlı. Her telefonunuzu açın böyle, üzerinde etiket var ya yazın. Etiketini sökün bakayım. GPS şeyi var. İstihbarat. Nerede olduğunuz belli. Benimkisini sökmüşüm. GPS'i var. Bataryasını çıkarın. Bataryanın üzerinde şey var böyle, etiket. Onu sökün bakalım. Hemen GPS göreceksiniz. Pile takılmış. Bu telefon nereye ait, kime ait? Nereye gidersen. Ama benimkisinde sökülmüştü. Yani GPS gibi böyle Allah o ruhu, o niyet var ya namazda, o ruh değişiyor. Değişiyor, tak burası değişiyor. Tak burası değişiyor. Mesela diyor hastalık bile. Ya böbreğin çalışmıyor mu diyor. Mesela kulak bütün vücuttan haber veriyor. Ayak altı bütün vücuttan haber veriyor. Şimdi ruh değişti mi? Tak sima, sima değişiyor. İşte bunun değişmesinin sebebi letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuhat-ı merhamet ilahiye değişiyor. Bunlar nedir bilmiyorum. Bu bunun yalnız şunun dibi. Buradaki değişiklik oradan kaynaklanıyor. Oradaki değişiklik de uydudan GPS, telefon, bel, ekran, burası. Bunu değiştiren uydudan ya video geldi, Facebook'un. Video geldi, video oynuyor. Sesli, görüntülü, mail adresi geldi, şey geldi, dosyalar geldi. Nereden geldi? Bak böyle çevirelim. Duvarın içine koyun. Gene geliyor. Ha, bu ekrandaki değişiklikler uydudan yapılıyor. Uydu Allah. GPS, telefon bu, ceset, ekran sima, program ruh, içindeki bir yazılım, letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye. İçindeki bir sıfır sıfır, yani bilgisayarcılar biliyor onu yazılımdaki. Bu simanın yazılımı uyduyla değiştiriliyor. Şimdi buradaki şey el evvel dedik. Şu şekilde. Tamam. Oysa bu akşam suretti dersimiz yapacağız. Şimdi burada sorusu var mı? Yok. Devam ediyorum. Onaylaması. Aferin. Allah razı olsun. Harika. İki rekat namaz kıldın. Allah onayladığının delili simanda nurlanmaktır. Her şeyine yansıyor değil mi abi? Her şey. İşine de yani. Her şey. Evet. Allah'ın namazınızı onayladığına delil simalardır. Sima. Vel ahir. Gözüküyor mu arkadaşlar? İsmine mazhar olan meyvesi ise. Şuraya bakın. Onun için getirdim. Şu. Bak meyveyi görüyor musunuz? Vel ahir. Bu oraya taşınacak şimdi. Nasıl taşınacaksa şuradan taşınacak. Ölü topraklar falan, o sivri detaylar, kokusu, tadı, rengi, meyvesi, şey, çiçek vesaire geliyor buraya. Buraya, şimdi buraya ama ne yaptı? Bütün mazisini hesap vermesi lazım. Meyvesinin içindeki çekirdeğe kodlanmış. Dikkat edersen meyvenin içerisindeki çekirdek bunun aynısı, buradaki çekirdeğin aynı. Bunun adı Kulüvallahu Ehed. Küllehum küfüven ehed de burası. İkisi de ehad. Kulüvallahu Ehed. Sona geç. Kulüvallahu Ehed. Allah'a samet. Lem yelid ve lem yulid.
Önemli külühün küfüven ehad. Bak ehad, ehad. İkisi aynı. Bu süreci şey yapmış. Tamam. Allah iş insanı böyle Nur-u Muhammed'i bu çekirdik. Buradaydık. Bu şeceri hilkatten, bu şeceri hilkat bütün alemleri yarattı. Meyve insan. Miraç nedir? Bu Ahmet'tir bu. Bu meyve. Ahmet aleyhissalatü vesselam. Bu ağaç komple şeceri hilkat yaratılış. Allah'ın dışında bütün yaratılış alemleri. Burası da Muhammed'tir. Ağacın ismi değil o. İnsan ismi de değil. Meyvenin ismi değil. Bu çekirdeğin adı da Muhammed. Miraç ise Ahmet ile Muhammed arasındaki hayti ittisaldır. Birbirine bağlayan doğrultudur. Miraç bu. Ehad da ehad. Peki bunun arasındaki sistem senin Allah'ın samet. Yani bütün sistem sende dürülmüş. Bu tarafın samediyet aynısı. Şimdi sen bu ağacın, yani Allah'ın dışında bütün alemlere şeceri hilkat deniliyor bu ağaç. Bu meyvenin içerisinde çekirdek, kökteki çekirdeğin aynısı mı? Evet. Evet. Ne aynısıdır, ne gayrısıdır. Ne aynı ne gayrı. Şimdi bu meyve ağacın sonu mudur? Sonudur. Ama bu meyvede bir çekirdek var ki ağacın başıdır. İşte biz sonuyuz ama bizde bir ben var, bir ene var ki Allah'ın dışında yaratılan şeceri hilkatın bu ağacın başıyız biz. Buralarda cennet var, cehennem var, Cebrail, Mikail, Asra, İsrafil, Alemana, Alem-i Ervah, Alem-i İsa, bütün alemler. Bütün alem, 18 bin alem hayali. Hulasası insan. Ama bu insanda bir yapı var ki yapısız yapı, ben olan ben. Bu meyvenin içerisindeki çekirdeğin aynısı burada da var mı? Evet. Ha, biz sonuyuz gibi gözükürken aslında ağacın başıyız. Yani bu kainat yaratılmadan önce biz vardık. O zaman bu ağaç, bu çekirdeğin dişe vuruşu mu? Bu çekirdek de bendim. O zaman cennette, Cebrail'de, İsrafil, cehennem, Arzail, Arş, Kürs hep benden yapılmış. Onlar senin hep gölgeleri. Şu anlar 218. Yani bir daha. Şimdi çekirdek, meyve. Şimdi bu çekirdekten çıktı, çıktı, çıktı 18 bin alem. Bütün alem. Hepsini cem etmiş. Allah bütün dağınık olan alemleri bir noktada görmek istemiş. İnsanda ancak. Cebrail bile yapamamış bunu. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail böyle bir hanedarlı olmamış. Elestu bi rabbikum kalu bela diyebilen insan tek. Yani mutlak hürriyetin verildiği elestu bi rabbikum. Yani reddetme özelliğini oradan almışsın. Eğer reddetme özelliğin olmasaydı bu sana teklif edilemezdi. Elestu bi rabbikum. Yani ben senin Rabbin değilim. Değilsin diyebiliyorsun. Eğer metozor olsaydı zaten bu soruyu sorulmazdı. Sorulduğuna göre reddetme özelliğine sahipsin. Yani Allah diyor ki o anda, reddetme özelliğini sana veriyor. Mutlak hürriyeti verildiği yerdir. Şimdi bu alemler yaratıldı. Bu sen misin? Sen. Şimdi bu meyve itibariyle bu ağacın bütün elementlerine camisin. Elementlerine, gıdasına camisin. Ama burada bir çekirdek var ki, bende bir ben vardır, bende bir ben vardır, bende içeri, ta aşağıda. Tamam. Ha, bu çekirdeğin itibariyle sen ağaçtan öncesi. İşte insanlık itibariyle kainatın sonuyuz. Beşeriyet. Ama benim gömleğim, benim atletim, gir içeriye benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen o ben olan itibariyle oraya pergelini koyarsan kainattan öncesi. Yaratılan alemler hep senin dışa vuruşların. Senin dışa vuruşların. Onun için bunu tefekkür edebilen de cennet gaye olamaz. Çünkü senin gölgen olsa sıfatının dışa vuruşu. Cebrail de senden yapılmış, Azrail de senden yapılmış, cennet de. E sen şimdi gölgeni peşine düşer misin gölgenin? Güneşe sırtını çevirirsen gölgenin peşine düşer. Devamı o ileridedir. Güneşe yüzünü çevir,
Ondan sonra gölgen arkada olsun. Yani onun için bu manaları tefeyyüz ve tefekkür edenler cenneti gaye edinemezler. Çünkü istese de edinemez. Çünkü cennetten öncedir bu adam. Şimdi bu geldik ahir ismi. Ahir ismi ise simanın, orada anlatacak, ben ezber anlatayım. Simanın dışa vuruşu. Ahir. Zahir. Simanın batınısı, simanın zahirisi. Ağaç, simanın zahirisi. Ağacın içerisindeki sistem ise, suretin zahirisi, suretin batınısı. Bak iki tane kavram var. Bir suret, komple ben, sistem, yaşım, kilom, tipim, rengim, ne dersen. Hepsinin adı suret. Ama o bütünlük içinde bana has bir kimlik var. Sima. Bu sima. Bu kadaya sima. Şimdi bu sima, tamam, bu sima şu. Meyve. Şimdi bu meyvenin çekirdeği var. Ağacın başı ki simanın batınısı. Onu anlattı. Şimdi sureti anlatıyoruz. Simada vazgeçtik. İ bitti. Si. Su oluyor. Su, suret. Suret ağacın zahirisi. Zahir. El zahir. Bu ağacın batınısı ise huvel batın. Evvel ve ahir simaya. Zahir ve batın surete. Ha şimdi bu çekirdekte letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet-i ilahiye var. Onu bilmiyoruz. Bilmiyorum yani ben. Nasıl bir şeyse oraya da dalmak da istemiyorum yani. Daha buradayız, tamam mı? Bunun için gösterdim. Suretin zahirisi bu. Onu okuyalım. Vel ahir meyve. Ahir son. İsminin nazar olan meyvesi ise çekirdeğiyle o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerin filistesini. Görüyor musunuz o okuyorsunuz? Bu meyve bütün fıtri vazifelerin filistesini. 2. Amellerinin listesini. 3. Hayatı saniyesinin dusturlarını ihtiva eden bir sandıkçadır ki azami derecede hafızete şehadet eder. Bazıları yeni gelmiş olabilir. Şimdi ne diyor, bu ne biçim vaazdır veya sohbettir derseniz, zor olmasının sebebi hep dışarıda yaşadığımızdandır. Sensin, senden bahsediyorum. Bak sen, kainatın başısın dedik sen. Meyvesi sensin. Bütün alemler sende dürülmüştür ama sen alemde değilsin. O zaman neredesin? Bir daha. Bütün alem sendedir. Bütün alem sende dürülmüş. Hazreti Ali söylüyor, değil mi? Bütün alem, Peygamberimizin hadisine dayanarak, bunu işaret edeceğiz de usta anlatıyor, her yerde diyor. Ondan sonra hayat bahsine geçiyor. Şu anlarda gene 218'de geçiyor. İnsan kendi. Peki, bütün alem sende dürülmüş. Ama sen alemde değilsin. Bütün alem sende olursa sen neredesin? İşte bu senden bahsedildiği için zor geliyor. Bu zor geliyor. Ama gözünüzün önünde bu yer, ben size nereden şey yapıyorum? Bak hemen sonuna geçeyim de bazı arkadaşlar diyebilir ya, arkadaş Allah Allah. Bak şurada. Şualar kaç? 216'dan. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar hiç dokunmadan çizilmiş şeyler. Bak. Hiç bak, görüyor musun? Bak. Buradaydık değil mi? Ha. Şualardan vel ahir, ahir miydi? Ha, ahirdi. Şimdi topluyoruz aşağıya bu denileni, hiç dokunmadan. Sima, bütün fıtrı vazifelerin filistesini. Amellerin listesini,
hayat-ı saniyesinin dusturlarına bir sandıkçadır ki sima tarafı. Bu sima tarafıdır. Simanın ahiri. Şu. Ahir ismi, evvel ismi. Sima. Unutmayın. Meyve, meyvenin aslı. Çekirdek. İkisi çekirdek yani. İkisi simanız. Sima. Aşağı bura. Yani burada bu. Dışarıya vuruşu. Bunun bir de ruh tarafı var. Letaif-i refet, dekaif-i şefkat, şuat-ı merhamet-i ilahi. Bunu altı, oradan besleniyor bu. Demek ki bu çekirdekle bu çekirdek sima. Şimdi suretten konuşalım şu zahir. Ve zahir. İsmine mazhar olan o ağacın sureti cismaniyesi ise öyle öyle tenasüplü ve sanatlı ve süslü bir hülle ve hülle, bir libas ve ayrı ayrı nakışlar ve zinetler ve yaldızlı nişanlarla tezin edilmiş güya 70 renkli bir hülle elbisesidir ki şuna 70 tane renkli elbise giydirilmiş. Mesela elbiseden bahsediyorum, bu değil. Koku bir elbise, tat bir elbise, içinde bunu yakarsanız nur çıkar, elbise, duman çıkar bir elbise. Hepsi böyle yani, yaprak bir elbise, koku bir elbise, tat bir elbise, 70 tane elbise giydirilmiş. Ama birbirini kapatmıyor. Koku rengi kapatmıyor. Tadı rengi engel vermiyor. Duman nuru kapatmıyor. Duman yok mu bunda? Nur yok mu yaptığımız zaman? Var. Letafet yok mu? Letaif-i refet. Yani bunu yaktığınız zaman, bak bu buradadır, tutuyorum. Yakın bunu kibritle. Bu nerede olur artık? Her yer. Tutar mı yaktığınız zaman? Bak burada, bu ne kadar farklı şeylerle gelmiş. Bu sen bunu odun gibi görüyorsun ama odun değil. Bu donmuş güneştir. Çünkü yaktığın zaman güneş çıkıyor. Donmuş dumandır. Donmuş latiftir. Şu kesiftir. Kilosu var. Tart bunu 10 kilo geliyor. Yakalım bakalım. Çıkan kül ne kadar olur? 10 kilo ağacı yakarsanız 100 gram 200 gram kül olmaz. Eğer günahı çoksa odunun biraz fazla olur. Duman çok demek yani odun ıslaktır demektir. Duman az demek kuru demektir. Yani odunun günahı çoksa suyu çoktur. Ağırlığı çoktur. Çıkartması onun için dumanı çok çıkar. Günah azsa da pişt diye çekip gidiyor. Canı da öyle kolay çıkıyor. Ama ıslaksa canı çıkmıyor. Zor çıkıyor. Bir sürü şeyler yapılıyor. Bir sürü de okunuyor. Bir sürü uğraşıyor. 6 aydan beri sekerat çıkıyor. Yani burada bir elbise var. Elbiseyi anladık değil mi bak? Renk bir elbise. Koku bir elbise. Tat bir elbise. Duman bir elbise. Isı bir elbise, ışık elbise, ateş içinde, odunun en büyük düşmanı ateş, ateş içinde, letafet içinde, nezaket içinde, hafiflik içinde, yani bunlar hepsi elbise. Zahide elbise, 70 tane hülle giydirilmiş. Allah diyorsun, olan ya çiftçilerin ne bir şey mi geldi? Abi bir de üzerinde çıkan hiçbir yaprak diğer yaprağa damar şekliyle de kesinlikle benzemez. Meyve de benzemiyor abi. Tad olarak bile kesinlikle hepsi farklıymış. Hepsi farklı. Falan. Yani tek olduğunu her şey. Bu ağaçtan misal veriliyor sen işte. Bütün o alemler var ya, cennet, cehennem. Alem misal, alem ana, lef-i mahfuz, kabu kavsen, kaftun, tezgahları. Allah'ın dışında ne anlatılıyorsa Allah senin çekirdeğinden yaratmış. Bu ne demektir biliyor musun arkadaşlar? Böyle biraz şuur edersek öleceğiz ya. Burada istisna kimse olmayacak. 100 sene sonra kimse olmayacak burada. Yani bizden kimse olmayacak. Ve bir daha dönüşü olmayacak bu yere. Buraya bir daha dönüşümüz 50. Peki. Avam dönemeyecek.
Evliyaların çoğusu bedeli misaliyle geliyor. Allah bu kadar cami bir insanı böyle buradan küküp tıraş edip jilette kazır gibi atmaz. Geliyorlar. Mektubat 57. Gidip gelmeler var. Gidip gelmemek avama ait. Şimdi sokakta Osman gördüğün adamlar hepsi insan mı zannediyorsun? Bir tokalaş bakayım. Elini boşa düşüyor mu düşmüyor mu? Öyle de zındıklar da öyle. Şeytan usta diyor ki cinli şeytanlar insi şeytana bürünmüşler diyor. İnsi ve cinli şeytan demiyor mu? Ha, cinli şeytanlar insan şekline girmiş. Bir mezhebi batıl diyor. Ölen zındık kafirin diyor şeyi ruhu bir fasık bir adamın simasında dünyaya gelir diye hükmetmiştir. Ustad biraz onaylamış ki buraya koymuş. Batılı zikretmezdi. Ustadane bir terbiye orada. Yani onaylamazsa onayladı diyemem de biraz ters gibi itikada. Fakat şey insi ve cinli şeytanlar diyor, tamam mı? Şeyde dört şekli de anlatıyor Mektubat 57'de. Cebrail Dihye suretine gelmiş. Ulan dedim Cafer-i Sadık niye suretine gelmemiş? Ebu Bekir suretine niye gelmemiş? Dihye suretine niye gelmiş diye Cebrail'i merak etmiştim. Neyse konumuz o değil. İki, ruhanileri yere gönderiyor savaşlarda. 50.000 Uhud, Bedir'de 50.000 falan. Ruhanileri gönderiyor, melekleri gönderiyor. Cebrail, ruhanileri gönderiyor. Ruhaniler meleklerin dışında bir başka bir kategori. Sonra ölmüş evliyaların çoğusunu, azını değil, evliyaların çoğusunu bedeni misaliyle geliyorlar. 57 mektubatta. Tokalasan elin boşa gider. Seninle konuşuyor. Allah bilir kaç defa karşılaşmışsınız hayatta. Şeytan da öyle. İnsi ve cinli şeytanlar. Cinli şeytanlar libas giymişler. İnsan şekline. Hakikaten tam bir şeytan. İnsanlar da şeytanlaşmış insan ruhu bedenini çıkartıyor. Aynı cinli şeytan oluyor. Onun için sokakta insan suretinde çok timsali suretinde evliya tokalaşmış şey bulunmuşsunuz. İnsan suretinde çok şeytanlarla karşılaşmışsınız. Mesela yılan gibi ısırmaktan lezzet alan tamamen cinli şeytandır. Ama insan suretine girmiş. Çok garip ya. Bedeni misali suretiyle büyük zatlar icraat yapıyor. Rüyaya geliyor sana. Ondan sonra canı ben sana bir tanesini sana söyleyeyim. Komutan canı sıkıldı şeyde askerde devre yapıyorsun falan. Of dedi. Bir baktın sevdiğin bir insan tak diye geldi karşına. Ha, o anda icraat yapıyor sana. Yalnız değilsin demektir o. O hayal falan değildir o. Her şey her yerde ve muamele icraat yapıyor. Mesela pat diye birisi geldi. Vay be. Mesela hayaline geldi. Gayri ihtiyar. Şu anda sen de icraat yapıyor. Çanakkale Savaşı'nda da oluyor. Her tarafta oluyor yani. İlle ona az değil. Mesela belki burada kaç kişi var ki insan zannediyorsun. Peygamber Efendimiz özellikle. Hafıziyet içinde azameti kudret ve kemali hikmet ve cemali rahmeti gözlere gösterir. Bak ne yapıyor çekirdeğin içinde? Şurada çekirdek var ya. Şurada çekirdek. Diyor ki azameti kudret var. Bu çekirdekte azameti kudreti var. Kudretini nasıl göstermiş? Koca bunun çekirdeğini kotlamış. Büyük bir çınar ağacı düşünün. Veya insanın bir damla suyu. Sonra ne var? Kemal hikmetini yerleştirmiş. Sonra cemali rahmetini göstermiş yani. Bu çekirdekte mazisi var ya burası mazi. Geçmişi. Bu geçmişini geleceğe taşıyandır çekirdek. Bu çekirdeği niye yapmıştır? Yapan. Geçmişi geleceğe taşısın diye. Geleceğin en güzel delili çekirdektir. Gelecek hayatın, baharın en güzel delili çekirdektir. Niye yaptı? Geçmişi geleceğe taşısın diye. O ki gelecek yok. Niye çekirdek var? Çekirdek geleceğin gayblıktan çıkarandır. Geleceği şimdi var.
Çekirdek işte. Projesi. Ahiretin delili. Evet, yani şimdi şöyle düşünün ya, böyle bir düşünme. Çekirdeği programlayan niçin yapmıştır? Çekirdek niçin vardır? Gelecek bahar için değil midir? Geleceği en güzel gösteren çekirdek değil midir? Madem geleceği bilmiyor ve gelecek bir hayatı kastetmemiş, niye çekirdek olarak kodlamış? Niye kodlamış? Niye kaydetmiş? Geleceğin en güzel delili. Madem senin geleceğin yok, hayvan gibi şazıranda yaşarız, niye her şey kayda giriyor? Şöyle diyeyim size. Cep telefonunda batarya var mı Mehmet'im? Var. Tamam. Ses çekiyor musunuz? Çekiyoruz. Video çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Batarya ne oluyor? Bitiyor. Bataryanın bitmesi videoya dönüşmesi değil midir? İşte telefondan kasıt sensin. Bataryadan kasıt, aküden kasıt hayattır. Ömrün bitiyor ama filme dönüşüyor. Ahiretin filmi dünyanın bataryasız. Bak, bataryayı düşünün. Enerji filme dönüşür mü? Dünya ahirete böyle dönüşüyor. Filme dönüşüyor demektir pil bitiyor. Pil bitti, filme dönüşür. Aynı şey. Sırayla olmuyor, aynı anda oluyor. Pil bitiyor, film oluyor, film oluyor, pil bitiyor. Yani bir hayal eder misin? Pille kamera. Sesler var, görüntüler var, tamam mı? Biraz da ileri olsa koku falan da alırsın. Yani bataryanın bitmesi ömüre benziyor. Ömrümüz bitiyor ama endişe etme, filme dönüşüyor. Ölümden korkmamızın sebebi hayatı sonlandırdığı için. Ölüm hayatımızı sonlandırıyor. Ölümü de sonlandıran ahirete imandır. Ölüm öldüren imandır. Peki. Ne mutlu. İyi ki iman var. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Allah Allah. Allah şimdi nasıl bakıyordur ya? Değil mi buraya? Bütün böyle teveccühler, kalpler, ruhlar, duygular, hisler, hisler, hassalar şu anda aktif değil mi hepinizde? Şimdi Allah nasıl bakıyordur? Peki bunu görecek miyiz bu sözü de? Vay be. Şu anda batarya bitiyor sizin ve hepimizin. Ama filme dönüşüyor. Hiç endişe etme. Bazı filmler var ki çektiği videoyu satıyor, dünyada rekor kırıyor. Belki 1000 tane telefon parasını kazanıyor. Bir telefonla. Ama bir telefonla bir kamera çekiyorsun ki rezil kepaze ediyorsun herkesi. Birbirine düşürüyorsun. Bütün kavim birbirine kavga ediyor. Fitne yaptın ya, casusluk yaptın, kötü bir şey çektin birisini. İki aile birbirine gitti, vurdu, kırdı, öldürdü. O senin videodan dolayı. Senin çektiğin sesten dolayı. Ama bir videoda çektin ki 10.000 tane telefon parasını kazandın o videoyla. Yani çektiğin videonun kalitesine bağlı. Aklın alsa bitecek bu. Şimdi yavaş yavaş fosforu almaya doğru oynuyoruz. Evet, aynen öyle. Yer yer öyle öyle vuruyor, öyle vuruyor ki bana böyle bildiğin gibi değil yani böyle. Öyle bir yalnızlık hissediyorum, öyle kimsesizlik hissediyorum. Yani hiç kimse yok, alem bir tuhaf şey, tamam mı? Sonra bakıyorum ki, yani öyle bir kuyu, öyle bir kuyu ki size bunları anlatmam için veya birilerine bunlar. Öyle yalnız, öyle kimsesiz, hani bazılar diyor ya ben kimsesiz hissediyorum, kocamla, karımla şöyle diyor. Öyle bir hissediyorum ki inanın bana ve inansın, size yarısı gelse kaldıramazsınız. Öyle kimsesizlik, yetimlik, böyle yalnızlık hissediyorum. Bir anda böyle bir kaos sarıyor benim, tamam. Sonra neyle çıktığımı anlatmak için anlatacağım şimdi. Bir bakıyorum ki Risale-i Nur'un teselli vericini derslerine bakmayarak kendime baktığım için böyle oldu diyor. Dördüncü şuada. Nasıl geçiyordu? Risale-i Nur'un teselli verici derslerine bakmayarak.
Sonra bir baktım ki ama bana yetmedi Risale-i Nur'un derslerine bakmayarak. Bir baktım ki şahs-ı manevi var, yalnız değil. Canlı ve ruhlu ya. Onu deyince tak diye ona hemen tutundum. Bir bakayım yukarıdayım. Gülmeye başladım. Sonra diyorum ki ama altyapımda bu haller var ya. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Bir laf söyledi canım Hasan. Böyle bir laf. Amin. İçimden. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Hiç acayip bir şey ya. Nasıl yaşanıyor? Hafsalamı alıyor. Kendime baktım diyor ustad. Öyle diyor değil mi? Kendime baktım diyor. Dehşet aldım diyor. Dördüncü şu anda. Ama Risale-i Nur'un teselli verici derslerine baktım diyor. Of. Acayip bir şey. Ha işte derse bak ya. Şeftaliyle ders yapıyor. Şeftaliyle ders yapıyor. Yani ölümün öldüren iman. Hadi devam edelim. Sureti cismaniyesi, bak şurası, sureti cismaniyesi neymiş? Tenasüplü. Bak yapraklar buna göre, bu buna göre, bu da buna göre, bu da buraya göre. Ondan sonra kökün yayılması bunun ayakta durmasına göre. Yani çok şeyse daha biraz da yayılıyor. Yani tenasüp var. Tenasüp, uygunluk birbirine. Sonra bak, sanatlı, iğrenç bir şey yok ya. Yani. Anam istemem. Ondan sonra süslü. Peki bu bir hülle, bir libasmış. Bu. Asıl değil bu. Bak benim gömlek gibi. Nakışlar, zinetler, yıldızlı nişanlar ile tezin edilmiş. Nakışlar, zinetler, yani çiçek. Ondan sonra bir de ne? Yaldızlar. Yani üzerindeki baktığı zaman sanki jilatin vurulmuş veya vernik atılmış. Arabanın cilası gibi. Donuk bir şey yoktur. Evinize gidin isterseniz. Her çiçeğin yaprağı kirlidir aman aman. Doğaya giden bir tane yaprağı kirli göremezsiniz. Ne? Üstemize aldığımız için. Peki bu 70 hülle bir huri libası gibidir. Bu suret tarafı, suretin zahirisi. Vel batın. Abi her bir libas mı bir suret olur yoksa tamamına mı suret diyeceksin? Harika. Her bir libas surettir. Mesela bu şekil surettir. Tat bir libastır. Bir surettir. Ona koku bir surettir. Hepsi surettir. Suret bu değil, onu an için getirdim. Senin gözüne münasır değil. Mesela düşünce de bir surettir. Ustad diyor ki, kelam diyor, düşüncenin suretidir diyor. Aa, görüyor musun sesimi? Yok, sesimi görüyor musun? Ama dimağın suretidir diyor. Miraç, alayım seni sonra. Miraç o zaman tamamen suret. Tamamen suret. O noktada suret. Bak, kelam diyor, dima sureti. Dima düşünce var ya, kafada düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, düşündüğümüz, aklettiğimiz, onaylayıp reddettiklerimizde hepsini ağzımda bak gönderiyorum size. Kelam olarak gönderiyorum. Kelam diyor, zihnin suretidir diyor. Kızılicaz'da. Kelam, zihin de altyapısı dima, diman dişe vuruşu, surettir diyor. Kelam surettir. Koku surettir, renk surettir, tat surettir. İçindeki, yak bunu. Güneş çıkıyor ya, o renk değil mi? Suret değil midir? Duman suret değil midir? Görmesek bile zor gözle ısı buradan çıkan kalori suret değil midir? Suretler giydim. 70 suret diyor bu. Bir suret değil. Hasan yanılmış. 52 tane suretin bütünlüğü. Bak bu. Oysa 6 aylıktır. Ama 52-53 tane suret var. Nasıl giydirilmiş? Anlatmıştım bu sima niçin yaşlıdır. Oysa hücre bir senelik değil. Kaç yaşındasın abi sen? 18. Sen Belal benden bir şey görsün. 58.
Ya annenin ünü senede gözüküyor. Ama bir senelik hücren yok. Sen Osman kaç yaşındasın? 42 senelik hücre var mı? Neren 42 ama gösteriyor da 40 gösteriyor. Neydi biliyor musun o? Bir daha yapayım. Doğdun bir. Bir yaşında çocuğun düşünceleri koy tencereye. Bir senelik düşüncesi. Mayıs 1'de doğdu öteki mi? Düşüncelerini koy tencereye. Kalpteki, ruhtaki hastalarını koy tencereye. Hissettiklerini, sevdiklerini, nefret ettiklerini koy tencereye. Yaptıkları eylemleri koy tencereye, harcadığı enerji. Karıştır üçünü. Ona halet deniliyor. Koyduk oraya halet. Senin kaç tane aletin var? 42 tane. 42 değil mi? Bir daha söyleyeyim. 10 yaşındasın. 10 yaşı Mayıs 1'den 11 olana kadar bir sene içinde düşündüklerini koy tencereye. Bir sene içinde kalbinde, vicdanında sevip nefret ettiklerini sokup içeriye sürüp çıkarttıklarını. Kalbi ve ruhsal hastalarını koy tencereye, tamam. Enerji harcadın, hareket yaptın, falan yerde bulundun, bir yerlerden kaçtın gittin. Bu enerjileri de koy tencereye, karıştır karıştır. Üçünün bütünlüğüne halet. Halet. Bu bir yaştır. Yaş budur. Yoksa hücre yaşlı değil. Halet. Böylelikle kaç tane 40 yaşında bir halet, 41 yaşında bir halet, 42 yaşında bir halet. Kaç tane Osman'ı alıyoruz? 42 tane halet var. Karıştır, karıştır, karıştır. 42 tane haletin bütünlüğünün tek haleti vurdu şeye, Sima'ya. Harcı vurdu. Sima'yı yaptık. 42 yaşında Sima'ya bak diyor. La 42 senelik hücre yok. Neresi 42? Bu söylediğim, ayakta bak 2 dakika söylediğim şey var ya. En az 1-2 sene uğraştım. Neresi yaşlıdır diye. Yaş neresidir diye merak ediyorum. Yaş maş yok kardeş. Haletlerin insan aleminde kullandığımız yaş. Ne yaşı yani? Kim geçmişini hissediyor ki? Yalnız biliyoruz. Şu anda kendimi hissediyor. Peki. Vel batın ismine aynı olan halet, ruhes ifadesi ne var? Tabii tabii. Kader hali ve vicdanidir diyor. Hali ve vicdanidir. Halet. Şimdi mesela şöyle. Yaşadıktan rüya mal olmuyor mu? Her bir suretler, her bir senenin evet. Hali ve vicdanıyla beraber toplamı oluyor. Tuhaf değil mi? Ben tuhaf oldum. Evet. Çünkü kaç yaşındasın sen? Sen de mi 42? Şimdi 42 senelik hücrem var mı? Yok. Peki ses tonunuz bile düşüncelerinize göre, duygularınıza göre değişmiyor mu? Lan ne biçim konuşuyorsun? Biraz sakin ol lan diyorum sen diye. Ha, sesiniz bile değişiyor. Simanız değişmiyor mu aletinize göre? Mimikler değişmiyor. Mesela ne diyorsun hanıma? Ne ya bu mahkeme duvarı gibi ya ne oldu? Hayırdır? Yok bir şey yok. Lan siman söylüyor işte bir şey var işte. Bir şey yok. Neyi demedin? Daha kesin. Söylesen daha kapalı olurdu. Siman daha açık. Çok acayip bir şey ya. Lisan-ı hal ile ruh aynı mı lazım? Lisan-ı hal, halet işte. Lisan-ı hal üçünün bütününün dışa tezahürü. Mesela Sima'ya bakıyorsun. Lisan-ı haline bak, adama bak. Haza Müslüman. Askerde de öyle. Komutan diyor ki sen bu tarafa aydın. Allah sahibi. Direkt ne diyor biliyor musun? Sen imam mıydın diyor. Acayip bir şey yani, hiç unutmuyor. Narlıdere, İzmir, 105. Sen böyle ayrıldın. Sen imam mıydın? Yok desek bir türlü, evet desek bir türlü. Ne dediniz abi? Namaz kılan imam diyorsanız öyleyim dedim. Ya ya dedim. Namazdan daha ileri bir şey var. Evet, aynı öyle dedi, hiç unutmuyor. Bu sene dedi ki, sen dedi istihbarat odasına verdiler. Bu buna bir de kantin paralarının hesaplandığı şeyini verdiler. Doğru, ilk gün. Peki, ismine aynı olan o ağacın içindeki makinesi ise, şu makine var, içinde çalışıyor.
namaz hiç kılmamış bir insan bu suretleri okuyabilir mi? Disketinde bu bilgi yok. Yani eğer biraz komutan gibi, asker gibi, öğretmen gibi, insani ilişkiler, fabrikada müdür gibi, yönetici gibi ise artık deneye yanıla yanıla, deneme yanılma ile tanır. Yani ile namaz kılması şart değil. Komutan mesela namaz kılana kılmayan baka 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 odun değil ki ya. Su kaya, su serttir. Şey yumuşaktır, kaya serttir. Su kayaya vura 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 oymuyor mu? Bu adam da namaz kılanla kılmayan, kılanla kılmayan küçük dairede baktı 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 ha belli de ya. Namaz kılan böyle oluyormuş. Baka 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 bakıştık var onun gibi. Yani bir fazla ilim gerekmiyor bunda. Tecrübe yani bir sanat ya. Abi bir şey sorayım mı? Bu simanın sonradan değişme durumu var mı? Mesela bir var. Kafir birden yani Müslüman olduktan sonra çok mu değişiyor? Ben bir anda gördüm otelde bir Rus mühendis uçağın iniş takımları var ya inerken o iniş takımı. Onunla alakalı bir fabrikada mühendis staj yapıyordu Rusya'dan gelmişti. Tabii arkadaşlar meşgul olmuşlar. Bir ilk önce tebliğ cemaatine gitmiş, sonra nurcular işte soru cevap olunca nurculara getirdiler. Schweinfurt'ta ya. Schweinfurt'ta bak yeri de söylüyorum. Ben de tabii o zaman dershanemiz yok daha yeni yeni otelde kalıyorum. Yani vazife yapıyorum böyle. O otelde en son soru cevap ama benimle alakası yok. Zaten arkadaşlar yaptılar, yapacağını yaptılar. Adam Müslüman olmak istiyor ama bir pastör istiyor yani hoca. Onun yanında ilan edeceğim demiş. Ama birkaç tane sorun var demiş. Hakikaten antika bir soru. Sordu. 2 veya 3 tane. Ondan sonra başladı ağlamaya. Ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Ne yapmam lazım dediği anda. Ondan sonra la ilahe hizli de diyemiyor. La diye anda. Bak size yalan mı söyleyeceğim? Allah'a yalana şahit yapmak iman gider. O derken simayı biraz önce konuşuyorduk ya, biraz inatlaşıyordu seninle. İnatlaşmak yani öğrenmek için. Öyle Türkiye gibi değil böyle. Soruyor öyle mi? Ha mantıksa tamam. Öyle inadına değil. Bir baktım o kelime-i şehadet getirince, yani o zaman ben ağladım yani şeyden, dayanamadım. O adam kendisi kelime-i şehadet getiren, ben o iman girince nasıl, usta da misal veriyor, gece bir reklam panosu düşünün. İçinde ampul yanarsa diyor, üzerindeki yazılar okunur. Eğer ampulü söndürürseniz reklam panosunun yazıları okunmaz karanlık. Vallahi billahi tallahi, o la ilahe illallah deyişinde Muhammed'in, yani acayip ya, o an bilmiyor ki, görmüyor ki. Biraz da biz meşgulüz ya bu şey. Bakıyorum, getirdikçe katlanıyor nur, değişiyor. Şunu rastladım, la ilahe illallah derken her bir tabirde sanki üzerine bindirilmiş hulleler gibi gördüm. Farklı simalar. Eşhedün derken böyle bir şey görmedim. O kırmızıyı yeşile döndüğünü gördüm. Bilmiyorum niçin oldu. La ilahe illallah derken kırmızıdan nura doğru döndü. Eşheden la onu söylettirdim. Orada yeşile döndüğünü gördüm. Niye bilmiyorum. Veya ben öyle gördüm. Ama bir anda değişiyor. Sorduğun için söyledim. İnsanda da öyle ya. Günah yapınca bak surat ne? Televizyonu kapattıktan sonra bir bakın bakalım. Surat mıdır? Ama bakmayın. Çünkü göz sizi rahatsız eder. İsmine aynı olan o ağacın içindeki makinesi ise öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı. Hiç dokunmadım Risale'ni bak. Görüyor musun Osman? Yani görüyor musun? Hiç dokunmuyorsun. Öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahaneymiş. Şu ağaç. Neymiş? Muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika bak. Batın değil mi? Batın tabii. Ondan sonra bir fabrikaymış. Tezgahmış, kimyahaneymiş. Yani bunu yetiştirmek için kimya. Bunu yetiştirmek için kimya. Çiçeği yetiştirmek için kimya. Esas olan koku yetiştirme. Şeftali kokusu antika değil mi? Bu toprağı alacaksınız. Bak şunu alacaksınız. Çiçek yapacaksınız. Yaprak yapacaksınız. Bu şeftali yapacaksınız. Bakın tomurcuk da verdi ha böyle iltifatından dolayı. Kimyahane değil mi? Fabrika değil mi? Nasıl yapacaksın? Bunu biberini, karabiberini, pişirmesini,
Bir de yaprağına kendi kokusunu veriyorsun. Her ağacın kendi yaprağı, elmanın yaprağı al böyle elinde yap, kokla elma. Şeftali, elma, limon, evet. Hepsini ayrıca yaprağına veriyor. Evet. Çıkmadan önce. Bu böyle değildi ha bu. Şöyle bir şeydi. Hiç koparmadım, kendi büzüştü. Ve kendisi düşüyor. Ve utanıyorum bunu koparıp yemeye. Çok tuhaf çünkü benimle kaç ay beraberiz odada. Manyaklığım abi. Bu büzüşmüş, böyle bayağı kırmızı ve çok canlıydı. Odada hep böyle selamlaşırız. Yemedim. Abi olsa tevazudan yaprakları aşağıda. Hasan abi yemediğiniz için büzüşmüş olur. O dört taneyi, bir misafirim vardı, bir çocuk, kız çocuğu. Ailesiyle gitti. İyi ne tutturdu ya? Sana kilo alalım. Dedim ki ben koparamam, bari sen kopar. Tuttum, çocuk kendisi kopar. Çünkü ben inanıyorum ki bunda his var. Bu asırda şimdi bilinmiyorsa sahibini hisseder bu. Kesinlikle hisseder. Hissediyor. Kalçeli bir çiçekle buraya bir kalçeli adam bir kere dersini öldürecek şeyde bir Japon. Okumuştum ben de. Eve bir çiçek varmış. Zanlıları getiriyorlar. Bunu da ağaca bir alet bağlamışlar. Normal girmiş. Hiç şey yapmamış. Dönme böyle. Katil girince ileri geri yapmaya başlamış hareket. Evet, onu görmüş çünkü katilliği. Tabii, okumuşum. Ve videosunu göstermişlerdi Almanca. Çiçek mesela ileri geri böyle yapmaya başlamış. Diğerine döner. Eve çocuk girince ileri geri hareket eder. Beni koparacak. Hanım girince daire yapar. Su verecek diye. Ve kesinlikle tanır. Benim itikadım bu. Kesinlikle hissidir. Seni tanır. Peki niçin şeriat ormana giderken keseceğin ağaca gidene kadar baltanın ağzını sar demiş. Baltanın ağzını sar. Şeriat ta baltana kadar hükmetmiş. Sen zaten baltayla böyle gidiyorsun zannediyorsun ki o hissetmiyor, bir şey yapmıyor. Ses yapamıyor. Tenziyen mekruh. Tenziyen mekruhtur. Baltayla açık gitmek tenziyen mekruhtur. Hayvan, kurban için de hayvanlara da öyledir. Hiçbir mahluku Cenab-ı Hak hayatsız, hissiz bırakmamış. O ki hayatı var diyor, hissi vardır. Abi kurbanlar kesileceği zaman hissetmek istiyor, hissettirmiyor. Ben takip evet. Orada neden hissettirmiyor abi? Hiçbir dalı ve... Şimdi kurbana sokma beni abi. Ve hiçbir dalı ve meyveyi ve yaprağı gıdasız bırakmayan, hiçbir dalı, meyveyi ve yaprağı gıdasız bırakmayan mizanlı bir kazan erzaktır ki hiç dokundan mı? Aynı cümleyi saldık. Hafıziyet içinde kemali kudreti, adalet ve cemali rahmet ve hikmeti güneş gibi ispat eder. Allah Allah. Şimdi sona geliyorum. Son toparlıyor. Evet. Arkadaşlar, suretin batınısı neydi suretin? Siret, ahlak, sıfat. İnna Allah halakal insane ala sureti rahman. 146 emir davir. Ehli tasavvuf ve tarikat diyor bu manaya böyle garip bir şey verdiler diyor hadisi mealine. Zahirine göre iman et şey yaptılar diyor. Meal verdiler usta diyor. Oysa surette maksat sirettir, sıfattır, ahlaktır diyor. Tamam mı? Şimdi suretin batınısı şeydir. Yani bu suret, ağacı zahirisi surettir. Bunun batınısı sirettir, ahlaktır, sıfattır. Bu da muntaza, mükemmel mucizatı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahane, dalı yaprağı. Yani okudum dört tane, huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batını cem ettik. Bak, burası suretin şurası, hangi isim oldu şimdi? Ağacın hangisine girdi bu? Batın. Aferin be. Muntazam, mükemmel, mucizatlı. Bu nedir? Bak. Zahir. Zahir.
Bu fabrika, tezgah, kimya. O da batın değil mi? Evvel. Yok, batın olur. Peki bir geri gelelim, muntazama bir bakalım bak. Muntazam burada mıdır? Bak bu. Görüyor musunuz? Batın, bunu şey yapayım diye size şey yaptım. Bakayım nasıl ters dinledik. Batın, muntazam, mükemmel, mucizatlı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahaneymiş. Ondan sonra dişe vuruşu, dalı, meyveyi, yaprağı. Bu batındır. Üçü. Burası. Şimdi gel buraya. Nesiymiş burası? Şu. Muntazam, fabrika, dalı. Nedir o? Mucizatlı bir kazan erzaktır ki. Nedir bu? Bu batın, bu? Bunlar da batın. Onlar da batın değil mi? Hepsi batın. Evet. Peki. Hafıziyet içinde kemali kudret, adalet, cemali rahmet ve hikmet, suretin batınısının batınısı bu. Orada içeri doğru batın. Evet. Şurası batındır. Ağacın batınısı, insanın batınısı da şu. Ağacın batınısı şu. İnsanınkisi bu. Peki toparlıyoruz. Hulasa-i kelam. Huvel evvelu simanın batın tarafı. Bak. Huvel evvelu çekirdek, simanın dibi. Bu sima nereden şekil alıyor? Oradan veri tabanıyla. Bu telefona niye video geldi? Bir iş gönderdi lan. Niye ekranda bu şey ses düştü? Niye WhatsApp'ta bu resim geldi? Bir iş gönderdi lan. Ha, burası gönderilen yer. Birisi gönderdi, evet. Evvel ismi simanın batınısına, şey, eveline bakıyor, simanın eveline. Efendim, ahir de burası sima. Simanın ahiri. Suretin zahirisi, suretin de batınısı içi. İki, ne yaptık? Sima ile suretin evvelini, ahirini beraber işledik. Sen komplesi busun. Dünyada meyvesin, her şeyin neticesisin. Ama sende bir şey var, bir ben var. Yani bu çekirdek itibariyle ta Allah'tan sonra sensin. Allah Resulü diyor ya, Adem diyor cennette değilken ben peygamberdim. Evet. Şimdi burada duralım. Siz suretin zahirisini yaptım diyorsunuz sadece, toparladım. Evet. Yani bundan sonraki suret toplaması zahir mi anlatacak? Yok, artık ne geliyorsa 40 derste artık ben dedim ki bunu hep cümle veciz cümleler okuyordum. Belki bıktırdım sizi dedim. Mesela bak şuraya okuyacaktım. Bak yapayım size. Kaçtı? 83 muydu? Değil. Dur. Bak size şey yapacaktım ama yani biraz şekil olsun, böyle sizi hantallıktan çıkarayım diye 278 yapacaktım. Şu. Şuraya kadar okuduk geçen hafta. Şuraya kadar. Bunu okuyacaktık. Size şey okuyacaktım bir de. Miraç surettir diyor. Oysa suret cismanet arşa kadardır. Kabı Kayseri'ne kadar nasıl oldu? Onu anlatacaktım. Dedim ki çok ilginçtir. Siz de mutala etmişsiniz. Duydum. Nereden duyduğumsa. Yani Miraç Kabı Kayseri'ne kadardır. Onu da göstereyim de tamam inşallah. Şöyle yapayım. Şunu ufaltabilir miyiz? Yukarıda eksi işaret var. Şur değil mi? Bu elmaya mı benziyor adamlar? Evet. Bak şimdi. Arkadaşlar, Miraç şuraya kadardır. Şuraya kadar. Bilgisayarım kaldırmıyor yani bu. Benim gibi hareket edemiyor. Yani yüzde olacaksın geldi ama gelemiyorum diyor, kusura bakma. Yani bunu bir açar. Bak, Miraç şuraya kadar, bak şuraya kadar.
buraya kadar suretin nesiyle geldi biliyor musunuz? Nesiyle geldi? Suretin üç tane şeyi vardı ya. Siret, ahlak. Ahlak buraya kadar geldi. Bak aşağı inelim. Oysa Peygamber aleyhissalatü vesselam o şey diyor. Arşa kadar beraber aldı diyor cismini. Cismini buraya kadar aldı. Cisminin batını olan ahlakıyla şuraya kadar geldi. Bak bir daha. Bana bak. Suretin dibi var. Şunu. Sıfat, ahlak, siret. Tamam. Üç tane aşağıdan besleniyor. Çekirdeği. Bu görünüşü. Bu suretin ahlakı kabu kavsene kadar ki güzergan yapısı. Ama gene şeyin ancak suretin o tarafıyla gitmiş. Cismaniyet mi oluyor? Cismaniyet gene. Ondan sonra şeye kadar şimdi bak bir daha şu suretin suret ya bu zahir ama bir yerden besleniyor da bu yani bir yerden beslenmesi lazım. Bu diyor suret nereden besleniyor? Üç tane şeyden. Siret, sıfat, ahlak. Batınısı bu suretin. Suretin. İnna Allah halakal insana ala sureti rahman. Sureti rahman var ya şu görüne. Rahmana, rahman suretine yaratmış diyor Allah. Mealim bu. Mealine bakarsan. Hadis-i şerif. Yani şu sureti diyor. İnna Allah muhakkak ki Allah halakal insana ala sureti rahman. Sureti rahman suretinde yaratmış insanı. O zaman zahir manaya bakarsan suret-i rahman olmuş. Rahman. Ustad da diyor ki hayır diyor. Bundan kasıt diyor batınısıdır diyor. Ne diyor batınısı? Siret, sıfat, ahlak. Bundan besleniyor suret. Tamam mı? Şimdi Miraç diyor arşa kadar gitti diyor. Oysa Miraç'ın cismini arşa kadar aldı. Arşa kadar aldı, şuraya kadar aldı. Bak, şu. Bak bu. İki tane arş var da, bir arş azam var, bir arş var. Üçünü bir arada görün bak. Mas'ı görüyor musunuz? Şurası arş. Burası arş azam. Buraya ahlakla gitti. Ahlak, siret, sıfat neyin? Şimdi o ahlak olursa yaklaşık 6 tane ders var ahlak. İyi ahlak, ahlak, güzel ahlak. Ahlak, bir de güzel ahlak diye böyle 3'er tane ders var. Ahlak yanlış şunu söyleyeyim. Hulukların cemidir yani huyların cemidir. Ruhsal sistem. Evet gibi. Buraya şeyle gitti. Ahlakıyla gitti. Ahlak. Peki bir de siret var. Bir de sıfat var. Sıfatla şu. Şurada siret. İçerisi. Ve ikisinin bu üçünün cemi şuraya kadar cismaniyete. Hepsi cismaniyetin sıfatların açılımı. Yani suretle gitti kardeşim buraya kadar ama öne çıkan sıfatı ahlak buraya. Buraya da çıkan siret, buraya da çıkan ahlak. Sıfat. Arş sıfat. Yani sıfat, siret, ahlak diye yükseliyor. Evet. Sıfat, siret, ahlak. Diye yükseliyor. Sıfat, siret, ahlak. Kardeş. Evet. Ve cemi suret. Bu tarafa şey yaparsak onu, hepsi de surettir. Yani şöyledir. Allah Resulü, sana güneş vursa gölgen düşer. Allah Resulü'ne güneş vursa düşmüyor. Ama senin gibi yani tokalaşsan acayip bir şey tokalaşabiliyorsun. Ama güneş vurunca gölge düşmüyor. Neyin suretiyse artık. He? Neyin suretiyse artık. Neyin suretiyse. Şimdi düşün bütün alem insandadır. İnsan aleme sığmamıştır. Nasıl olacak ya? Garip işte. Cebrail aleyhisselam geçememiş ya. Ha Cebrail aleyhisselamın geçemediği bak burası mı? Görüyor musunuz masumu? O biraz fazla büyüttü galiba. Bak Cebrail Aleyhisselam'ın yeri şu mavi var ya. Şurası.
Şurası lef-i mahfuzdur, oranın simgesidir. Bizdeki şeyi de akıldır. Cebrail aleyhisselam bak, masuma bakın. Bir adım da atarsam yanar dediğim, yanarım dediği şurası. Peygamber aleyhisselam bundan sonra tek başına gitti. Şuralar. Sonra ta buraya kadar geldi. Keşke bir zamanımız olsa da, gerçi bazı özel yerlerde yapıyoruz. Kab-ı Kavsen'e ait geçenlerde 2 saat ders yaptık şu. Kab-ı Kavsen, şurayız. Sizde var mı abi? Yok. Kab-ı Kavsen hakkında 2 saat ders yaptık. 2 saat. En çok şeye durduk. İmkan ve vücubun dışında muntehai seyri sülük. Nasıl seyri sülük biter. Ya çok acayip bir şey ya. Sen kısacası ne biliyor musun? Ha? Sen çok kaliteli bir şeysin. Çok hoş bir adamsın. Yeşim benzeri yoktur. Yeşi benzerin yoktur. Allah için özelsin. Senin gibi birisi yaratılmamış, bir daha yaratılmayacak. Ve bu imkan sana bir daha verilmeyecek. Bu gittikten sonra imkanın yoktur. Dönmüş yolun olabilir ama ne yaparsan yap, bir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyle sana sevap verilmeyecek. Ezeli ve ebedi. Bir daha tövbe yapamayacaksın. Bir daha kaza namazını kılamayacaksın. Bir daha orucunu tutamayacaksın. İstesen de ezeli ve ebedi ödeyemeyeceksin borcunu. Duydun, bugün başlamamız lazım. Yani ister başla ister başlamayın. Çünkü ya burada kılacaksın ya orada. Ezeli ve ebedi bu imkan bir daha bulamayacaksın. Şu derse geldin değil mi kardeşim? Yeni gelenler için. Anlamadın bir şey. Olsun. Duy. Ne işine yarayacak biliyor musun? Ben bilmiyor muyum böyle ağır ders? Ağır ders değil. Ağır diye hepimiz hantallaştık. Ülfet belasına duçar olduk. Bir de anlamadığım bir yer olsun canım. Bir gayen olsun. Bir gayen olsun yani. 2 asker varmış. Tamam, sanki orayı anlamışım. 4. söz diyor. Kardeşim haşirde şu olacak. Ya Rabbi. Orada adam birisi, beyaz adam bir oturuyordu. Her şey garip. Ya bir şeyler gösteriyordu. Cennet aşağıda diyordu bu adam. Bak cennet aşağıda. Ya Rabbi. Bu cennet aşağıda. Cenab-ı ya ondan yukarı yerler vardı. Ya aklıma gelmeyecek mi? Mümkün değil ya. Ya Rabbi ya ben oralara bir bakayım ya. İsteyene verilecek ya. Ne istiyorsun Nuri? Verildi. Neyse bir anda öyle oldu. Tamam. İstediğin sen hep cennette kaldın. Ya ben sana bir de farklı bir şey istek veriyorum sana. Cennette buralara çıkmaya olacak senin. Diğerleri çıkamayacak. İstememiş ki. Bilmiyor ki. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın ayetine geçiyor. İsteyene verilecektir. Peki Allah hakikaten bana orada verecek mi? Eğer vermek istemeseydi burada istek vermezdi sana. Verene verilecektir. Burada verilmiş mi sana? Verilecektir. Orada nasıl verilecek? İsteyene verilecek. İsteyene verilecektir. Kim onlar? Verilenler. Verene verilecektir. Sana bu ders verildi mi şimdi? Müjdeler olsun, sana bu verilecektir. Verilmeseydi sana istetmezdi. Kabul etmeyeceği duayı diyor Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali'den de nakledi. Kabul etmeyeceği duayı mümin kulunun ağzına koymaz diyor Peygamber Aleyhisselam. Ama aceleciyiz. İnnel insanın acı. Aceleciyiz. Hemen peşin istiyor. Oysa daha 59 günümüz var. 4. söz. 2 aylık mesafede has çiftlik var. 1 günlük mesafeden sonra bir istasyon var. Kabir. 60 sene yaşayacaksın, 1 gün sayacak. 59 günümüz daha var. Daha sizinle çok işimiz var. Beraber olacağız 59 gün. 59 gün nasıl geçecek? 60 günle 1 gün sayılıyor. 60 sene, dünyada 60 sene yaşayacağız. Kabire kadar ömrüne 1 gün sayılıyor. Düşün bir de 59 gün var cennete. Cennete bitiyor mu ondan sonra, acayip bir hali. Abi bu da diyordu ki bitmez bu mevzular, o zaman orada çok da iş güç de yok. Bu ne biliyor musun? Esma'nın dibi var mı? Bir tanesi dedi ki abi cennette sıkılmayacak mıyız dedi. Sen dibini getir. Ya abi ne yapacağız abi, bak sonuna kadar geldik, bundan sonra ne yapacağız abi falan. Esma'nın sonuna gel, ben sana sıfatı göstereceğim. Esma'nın sonu yok. Cennetteki halin bir anın bir ana benzemeyecek. Sen ve alemin bir anın bir ana ezeli ve ebedi benzemeyecek. Bir daha benzemeyecek hiç. Nasıl bir şey? Allah işte bu. Bak, cennetin kendisi ve sen bir anın bir ana benzemeyecek. Şimdi eve gidin, dünkü evdeyim sizin?
Dünkü donat değil mi? Dünkü yatak değil mi? Dünkü çekyat değil mi? Şimdi kırmızıysa yeşil olmuş mudur? Yok. Renk değişikliğinden ben bahsetmiyorum. Eviniz hiçbir şeyi, hiçbir özelliği dünküsüne benzemeyecek. Hiçbir şeyi ama. Renkte bahsetmiyorum. Ve sen de benzemeyecek. Ona uygun olacaksın. O sana uygun olacak. Ben çok acayip kaliteli, kapasiteli bir insan olmuşum. Ev aynı. Araba aynı. Lan bana göre değişmesi lazım araba ya. Fiyakama göre değişmesi lazım. Tamam. Peki. Kalkmayın. Çayınızı da için. Ve ahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. Size bir sorum. Haftaya sureti mi devam edelim? Simanın sekizincisini mi yapalım? Sureti devam edelim değil mi biraz daha? Tamam. Endişeyi de koyduk kenara. Ondan sonra daha cismaniyet var sizde. Daha cismaniyet var. O kadar işimiz var ki. Eğer aramızda birisi ölürse hiç endişe etmesin. Orada devam edeceğiz. Evet. El Fatiha'tı mas-selavat.